Merhaba değerli izleyenler, özel bir yayın ile karşınızdayız. Onlarca yıldır tutuklama, ölüm ve bombalama ile sınanan Kürt basını bir kez daha devletlerin baskıları ile karşı karşıya bu gece saat 2 sularında Brüksel'de bulunan Sterk TV ve Medya Haber TV'nin stüdyoları onlarca polisin katıldığı bir baskın gerçekleştirildi. Saatlerce devam etti bu baskın. Evet, bu baskın Kürt gazeteciler gününe denk geldi değerli izleyenler. 22 Nisan Kürt gazeteciler günü ve Kürt basını 126 yıldır bu baskılara karşı direniyor. Bu baskılara rağmen hakikaten taviz vermiyor. Bu duruşundan dolayı da ister Türkiye'de isterse de Avrupa'da veya dünyanın kimi merkezlerinde hedef olmaya devam ediyor. Onlarca Kürt gazeteci hakikaten taviz vermedikleri için katledildiler değerli izleyenler ve günümüzde de Türkiye cezaevlerinde onlarca gazeteci de hakikati savundukları için tutuklu bulunuyor. Evet, baskın, Brüksel'deki baskın bu gece saat 1.30-2 sularında gerçekleştirildi değerli izleyenler. Bilgileri almak için bağlantılarımız olacak. Bu özel yayınımızda bu konuyu, bu baskının nedenlerini konuşacağız. Sterk ve Medya Haber TV Danışma Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı. Ve Avrupa'da bulunan Kürt halkına çağrı yapıldı değerli izleyenler. Televizyonların bulundukları yere akın etme çağrısı yapıldı. Evet, tüm bunları bugünkü yayınımız içerisinde sizlerle paylaşacağız. Gerek telefon bağlantılarıyla gerekse de yaşanan gelişmeleri aktarma ile devam edeceğiz. Evet, Sterk ve Medya Haber TV Danışma Kurulu'nun açıklamasını paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. Açıklamada şu tespitlere yer verildi. Son dönemde Türk Devleti'nin Kürt soykırımına ilişkin oluşturduğu konsept hayata geçirmeye çalışılıyor. Türkiye, ABD, Türkiye ile Irak ve İran ziyaretleri, yine KDP ile yapılan anlaşmalar, tüm bunlara bağlı olarak tüm Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ve Barzani'leri ziyaret etmesi, bu soykırım konseptinin hayata geçirilmesine dönük son girişimlerdir. Metina'ya dönük yapılan işgal saldırısı ise bu soykırımın askeri boyutunu oluşturmaktadır deniliyor açıklamada. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak'a bir ziyaret gerçekleştirmişti değerli izleyenler ve bu baskın da bu ziyaretin dönemine denk geldi. Bu konseptin uluslararası bir saldırı konsepti olduğu kesindir. 23 Nisan'da gece saat 02 civarında Belçika'da bulunan Medya Haber ve Sterk TV stüdyolarına yapılan baskın bunun en somut kanıtıdır. Televizyonlarımız şu an yüzlerce polis tarafından işgal edilmiştir deniliyor. Kürt halkının sesini kesme amacıyla yapılan baskına sessiz kalmamız mümkün değildir. Halkımızı bu hukuksuz ve yasa dışı baskını durdurmak için televizyonların bulunduğu yere akın etmeye çağırıyoruz dedi Sterk ve Medya Haber TV Danışma Kurulu. Evet değerli izleyenler, bir süre önce de Hakan Fidan, Savaş Bakanı Hakan Fidan Belçika'yı ziyaret etmişti değerli izleyenler. Ve o ziyaret sırasında Belçika'da Kürt yurtseverlerine dönük saldırılar olmuştu. Bu Kürt basınına, özgür Kürt basına dönük bu saldırı ise Erdoğan'ın Irak ziyaretine denk geldi değerli izleyenler. KCDK'den acil bir çağrı var. Halkımız sesine sahip çıkmak için harekete geçmeli deniliyor bu çağrıda. Evet, Kürt basını onlarca yıldır Kürt halkının sesi olduğu değerli izleyenler. Her saldırıda, her baskında, her engellemede ilk hakikatleri duyuran adres olduğu Kürt televizyonları, ajansları, bir bütün Kürt basını, Kürt halkının sesi oldu ve şimdi ise KCDK'den
halka bir çağrı var. Özgür basına sahip çıkmaya dönük çağrı var. Evet, bağlantılarımız olacak değerli izleyenler. Brüksel'de polislerin saldırısına maruz kalan Brüksel'den, stüdyodan, Sterk ve Medya Haber'in stüdyolarından bilgi almak için bağlantı kurmaya çalışacağız değerli izleyenler. KCDK'nin çağrısını paylaşmak istiyorum. Özgür basının susturulmasına karşı halkımızı, televizyonlarımızı sahiplenmeye çağırıyoruz. Kürt halkının gözü ve sesi olan Belçika'daki Sterk TV ve Medya Haber TV stüdyolarına bu gece yarısı polis baskını gerçekleştirilerek avlukaya alındı. Evet, bu önemli bir detay değerli izleyenler. Oradan bilgi veren gazeteci arkadaşlarımız televizyonun, stüdyoların bulunduğu binanın ve bulunduğu köyün bir bütünen avlukaya alındığını belirtmişti. Evet, açıklamanın detaylarını yayınımız içerisinde aktaracağım değerli izleyenler. Şimdi Brüksel'e gidelim son detayları almak için. Gazeteci arkadaşım Azi telefon hattımızda. Azi merhaba. Alo, merhaba Ülkem Aban, merhaba. Evet Azi, hemen hem son bilgileri paylaşmanı isteyeceğim hem de neler yaşandı baskın süreci boyunca, nasıl bir baskın gerçekleştirildi, detayları senden alabilir miyiz? Evet Heval Ülkem, baskın gece sularında saat 2:20 çeyrek sularında gerçekleşti. Polis baskıyla gerçekleşti bu baskın. Biz duyar duymaz harekete geçtik ve telefona gelmek istedik. Yalnız bizi yaklaştırmadılar. Hiçbir şekilde bizi şey yapmadılar, almadılar. Kimliklerimize el koydular. GBT'den geçirdiler. Sonra dediler işte biz şey söyledik dedik. Yani gazeteciyiz, burada çalışıyoruz, kurumumuz basıldı, siz çalışıyorsunuz, biz de çalışıyoruz, biz de işimizi yapıyoruz. Onlar, biz dedik burada oturacağız, kesinlikle kurumumuzu bırakmıyoruz, gitmiyoruz hiçbir yere. Onlar da dediler ki evinize gidin, bizden bir haber bekleyin, kesinlikle burada oturamazsınız, kalamazsınız, gitmeniz gerekiyor, gitmezseniz sizi gözaltına alacağız. Biz de gittik, yani bizim çabalarımız da uzun sürdü. Fakat her şeye rağmen bizi yaklaştırmadılar televizyona. Yüzlerce polis, federal polis arabayla, kamyonetlerle, yine sivil polis araçlarıyla kurumumuza, televizyonumuza baskın gerçekleştirdiler. Polisler gittikten sonra, burayı bıraktıktan sonra biz geldik televizyonumuza. Burada gördüğümüz bir talan. Yani bunu nasıl ifade edeceğiz gerçekten bilemiyoruz. Yani Avrupa'nın, Belçika'nın başkenti Brüksel'de özgürlükten bahsediyor, adaletten bahsediyorlar, hukuktan bahsediyorlar. Bunu nasıl ifade edeceğiz? Bu nasıl bir vahşet? Bu nasıl bir talan? Bu nasıl bir zihniyet? Yani bizim burada gördüğümüz şu anda tamamen devletinin zihniyetidir. Başka da hiçbir şey değil. Kapılarımız kırılmış, odalarımızın kapıları kırılmış. Bazı kompütürlerimiz alınmış. Yine odalarımız talan şekilde böyle adım atamıyorsunuz. Tavanlar sökülmüş durumda. Bazı tavan sökülmüş durumda. Tuvaletin tavanına kadar sökülmüş durumda. Talan söz konusu burada. Halk yavaş yavaş şu anda buraya akın etmiş durumda. Herkes kendi gözleriyle bu talanı görüyor. Hakikaten biz bu saldırıyı, biz bu baskını Kürt halkına dönük olarak özgür basını olarak değerlendiriyoruz. Burası Kürt halkının sesinin duyulduğu bir merkez. Nasıl Avrupa'nın başkentinde nasıl böyle bir baskı, nasıl böyle bir tabii ki yani siyasi boyuttan baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman Hakan Fidan'ın gelişi gidişini şimdilik daha iyi anlamış durumdayız. Yani bunların hepsi kesinlikle Türk devletinin talebi, isteği üzerine
uzun süredir bu merkezimiz üzerinde Stelk TV medya haber kanalı üzerinde çalışıyorlar, kapatmak istiyorlar. Kapatmaya dönük bir saldırı. Biz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Fakat biz kesinlikle basın olarak, Kürt basını olarak biz bu baskılara karşı boyun eğmeyiz. Biz bu baskıları kabul etmiyoruz. Mücadele hangi boyuttaysa biz o mücadeleyi verme konusu şimdiye kadar 40 yıllık mücadelemizde zaten görülmüş bir durumdur yani. Şimdi burada yapılan bu baskının hiçbir gece yarısı, gece 2'de kimsenin olmadığı bir zamanda gelip bu zamanda baskın yüzlerce 200'ün üzerinde polisle baskın yapmak bu nasıl bir durum? Bu Avrupa'nın özgürlükçü nasıl ifade edecekler? Bunu nasıl değerlendirecekler? Biz bunun peşini bırakmayacağız. Kesinlikle biz sonuna kadar mahkeme, hukuk yoluysa hukuk yolu, mücadele yoluysa mücadele yoluyla biz sonuna kadar kendi mücadelemizde ısrar edeceğiz ve biz onların bu ayıbını da göstereceğiz, önlerine koyacağız. Yani bu böyle kalmayacak. Maalesef bu böyle kalmayacak. Kalamaz da. Biz bunların ayıbını önlerine koyacağız. Bu şekilde bunu söyleyebilirim. Şu anda halk yoğun bir şekilde buraya akın ediyor. Herkes kendi gözleri hareketi bu alanı görüyor ve bu Belçika Devleti'nin bir ayıbı. Belçika Devleti için büyük bir ayıptır yani. Bunun başka hiçbir ifadesi olamaz Heval ülkem. Çok teşekkür ediyorum Azi Botan. Hem Belçika Devleti'nin hem aynı zamanda da uluslararası bir konseptin de bir parçası olduğunu belirtmek mümkün. Kürtler, Kürt basını yeni bir yeni çıkarların kurbanı edilmek isteniyor bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum paylaştığım bilgiler için. Ben teşekkür ederim Heval ülkem. İyi yayınlar diliyorum. Evet, devam ediyoruz. Gazeteci arkadaşım Füsun Erdoğan bizlerle. Füsun merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba ülkem, iyi sabahlar. Çok teşekkürler. Evet Füsun, aslında yabancısı değiliz bu tür baskınların. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da onlarca kez şahidi olduk. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle de hem yarın Ermeni katliamının yıl dönümü ve dün 22 Nisan ise Kürt gazeteciler günüydü, yıl dönümüydü. 126 yıllık bir geçmişi var özgür basının, özgür Kürt basının. Nasıl bir konseptin parçası bu baskın? Çünkü biliyorsun ki bu tür baskınlar, yani özgür basına dönük bu tür baskınlar sadece basınla sınırlı değil aslında. Ardında yeni gelişmelerin, yeni baskıların, yeni katliamların da habercisidir. Nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle de faşist Şef Erdoğan'ın Irak ziyaretine de denk gelmesi neye işaret? Ülkem, aslında söylenecek çok şey var. Ben gece boyunca takip etmeye çalıştım. Tesadüfen Twitter'dan öğrendim durumu. Arkadaşlarla ilişkiye geçtim. Neler yapılabilir diye kendime de sordum elbette. Önce ben spontan bir şekilde aklıma geldiği biçimiyle ifade edeceğim sabahın bu saatlerinde. Bir gece yarısı baskını bu. Bu gece yarısı baskınları sabaha karşı olanlar da dahil olmak üzere memlekette, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da faşist Türk Devleti'nin polisi kapıları kırarak girer, insanları yere yatırır, sonra da her çeşit saldırganlığı sergiler. Bu onun görevidir. Bu gece yaşananlar da aslında ilk saatlerde Heval Aslan arkadaşımız canlı yayın yaptığında, evet içeride neler olduğunu göremedik ama tahmin etmek zor değil ve en nihayetinde polisler çıktığında da arkadaşlarımız Twitter'dan yayın yaparak polisin Türkiye'de nasıl kurumlara girip böyle talan etmişse aynı şekilde Belçika polisinin de hem Medya TV'yi hem de
sterk deveyi talan ettiğini gördük. Kapıları kırmışlar. İşte biraz önce Aze arkadaşımız da anlattı. Niye yapmışlar? Çünkü aslında hani önce gerçekleri öldürüyor ya egemenler, öldürmek istiyor ya. Önce gerçeklere saldırıyorlar. Gerçeğin sesini öldürdükleri zaman kitlelerin haber alma özgürlüğünü de hakkını da ellerinden otomatikmen almış oluyorlar. Bunu yapmaya çalıştılar. Gece yarısı Erdoğan da sık sık söyler hani bir gece ansızın gelebilirim diye bir şarkılar var. Kürt halkı söz konusu olduğu zaman Kürdistan'ın işte Güney Kürdistan, Rojava ya da Kürt kentlerine saldırdıkları zaman bunu söylüyorlar faşistler. Belçika polisi de aslında bu sergilediği bu saldırganlıkla aslında polisin her yerde polis olduğunu, demokrasinin, özgürlüklerin, basın özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün aslında hakikaten de işlerine geldiği gibi yeri geldiğinde çok özgürlükçüler ama yeri geldiğinde işte görüyoruz bu gece Medya Haber ve Sterk TV'ye olan saldırgan görüyoruz. Kabloları kesiyorlar, aletleri alıp götürüyorlar, tam bir talan. Dolayısıyla da bunların hepsi lafı güzel yani basın özgürlüğü de, düşünce özgürlüğü de bunların pratiklerinde. Bu saldırıyı kime, niye karşı yaptı Belçika polisi diye sorduğumuzda, şimdi 4 Nisan'da biliyorsunuz Hakan Fidan'ın Avrupa'da görüşmeler yaptığı, tehditler savurduğu, dün faşist şef Erdoğan Güney Kürdistan'daydı, Irak'ta görüşmeler yaptılar ve esasında biz biliyoruz ki bunların hepsi komplike bir planın parçaları. Zira seçim öncesinde, 31 Mart seçimleri öncesinde de Güney Kürdistan'a ve Rojava'ya saldırı hazırlığı yaptıklarını biliyorduk. Çok açık yaptılar bunu. Seçim sonucunu bekliyorlardı. Erdoğan aldığı yenilgi sonrasında da işte biliyoruz Van'da yine kayyumu denemeye çalıştılar. Van direnişiyle, serhıldanıyla geri adım attılar. Ama işte arkasından Amed ve Mardin'e müfettiş gönderdiler. Yani Erdoğan bu yenilgisini esasında saldırganlığı artırarak hem içeride hem dışarıda saldırganlığı artırarak savuşturmak istiyor. Bunun için işte Avrupa ile de görüştü. Toplantıda bazı görüşmeler yaptı ve bu gece yarısı Belçika polisinin iki basın kuruluşuna, Kürt basın kuruluşuna yönelik bu saldırısı bu görüşmelerin bir parçası olarak algılanmak durumunda. Esasında hani Kürt halkı da bunlara alışkın, Kürt medyası da alışkın, işte Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da Kürt medyasında çalışanların payına 90'lı yıllarda gözaltında kaybetmeler, işkenceler, hapis cezaları düşüyordu. Ardından kapatma cezaları yine aynı şekilde para cezaları düşüyordu. Şimdi işte tırnak içerisinde Avrupa'da özgürlükler demokrasi ülkesi diye demokrasinin olduğu söylendiği Avrupa'da ise işte içeri girmek, çalışanları dışarı çıkarmak, direnenleri darp etmek gibi saldırganlıklar düşüyor. Dolayısıyla da hani bunun sınırı falan yoktur. Bunun bilincinde Kürt halkı yıllardır bunu yaşıyor. Dolayısıyla da hani özgür basın çalışanları da bu işlere alışkın yani. Gerçekten alışkın ülke. Dolayısıyla burada çok temel bir nokta var. Nasıl ki Van halkı kendi iradesine sahip çıkarak faşist diktatörlüğe bir geri adım attırdıysa öyle elini kolunu sallaya sallaya Van Belediyesi'ne giremediyse bugün Kürt halkı başta olmak üzere bütün izleyenler, dinleyenler, halkın haber alma özgürlüğünü savunan herkes hangi ulustan, hangi ırktan, hangi dinden, hangi cinsiyetten olursa olsun kendi haklarına sahip çıkmak zorundalar. Dolayısıyla da hani bir çağrı var. Hem Sterk TV ve Medya TV Danışmanlar Kurulu'nun hem KCDKE'nin değişik kurumların çağrıları devam edecektir. Dolayısıyla da bence Belçika polisinin bu yaptığını ödettirmenin tek yolu. Evet, gerçekten tek yolu. Evet, hukuki
Mücadele verilir, bunların hepsi yapılabilir ama tek yolu aslında bu sabah saatlerinde gerçekten bütün Dönderli'ye, sadece Medya TV ve Stark TV'nin bulunduğu sokağa değil, bütün Dönderli'ye işgal etmesidir. Başka yolu yoktur. Yani o polis gelip o talan eden, iki kurumu talan eden polise emredenden, o uygulamayı yapan herkes, ama herkes sorumlu ve bunların sanık sandalyesine oturtulması, bunların hesap vermesi, bunların Kürt halkından, özgür basından özür dilemesi ve bütün kayıplarının telafi edilmesi için, maddi kayıplar dahil buna edilmesinin yolu buradan geçiyor ülke. Eğer biz basın özgürlüğüne sahip çıkmazsak, eğer biz haber alma hakkımıza sahip çıkmazsak, yarın çok daha başka şeyler olacaktır. Ortada bir savaş var. Giderek büyüyor. Dolayısıyla da bu ateş aslında herkesi yakacak. Hani Özgür Ülke'nin bombalanmasının hemen ardından atılan manşet vardı ya. Dolayısıyla herkesin buna sahip çıkması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Füsun Erdoğan, katıldığın için ve yaptığın değerlendirmeler için teşekkür ediyorum. Sağ ol. Dayanışmanın büyütülmesi dileklerimle herkes elini taşın altına koymalı. Siz bugün Stark TV ve Medya Haber TV ile dayanıştınız. Özel yayın başlattınız. Dolayısıyla da herkesin bir şekilde bulunduğu noktadan bu dayanışmayı da biz meslektaşlarımıza düşen büyütmek kalıyor. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, bu hem mesleki bir sorumluluk, özellikle de böylesi günlerde yaşananları, gerçekleri, hakikatleri kamuoyuna duyurma gibi bir sorumluluğumuz da var değerli izleyenler. Gazeteci arkadaşım Filiz Koç Ali bizimle, konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Filiz merhaba, sesimi alabiliyor musun? Merhaba, alıyorum. Evet. Evet Filiz, neler belirteceksin? Kürt basını kendisini onlarca yıl içerisinde bir mücadele alanı olarak aslında mevzilendirdi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü sürekli baskılara maruz kaldı ve bugün de yeni bir saldırı ile karşı karşıya Medya TV Haber ve Stark TV. Neler belirteceksin? Özellikle de bu siyasi konjonktür içerisinde. Şimdi gerçekten seçimlerden yeni çıkan AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli dolaşıyor ekibiyle Avrupa, Hevler, Irak, Bağdat. Kürt özgürlük mücadelesi engellemek ve Kürt soykırımını tamamlamak istiyor. Hakan Fidan'ın Brüksel'deki ziyaretiyle bağlantılı olduğu kanaatindeyim ve ne yazık ki Avrupa'da demokrasiyle, basın özgürlüğüyle övünen bir ülkede bunlar oluyor. Biz Türkiye'den tabii ki alışığız bunlara. Özgür basın geleneğindeki pek çok arkadaşımızın katledildiğini biliyoruz. Özgür Ülke gazetesinin bombalandığını, Özgür Gündem gazetesinin bombalandığını biliyoruz. Gerçekten özgür basının sesini susturmak için her şeyi yaptılar. Hala gazeteci arkadaşlarımızın davaları sürüyor. Pek çok arkadaşımız süreçler içinde tutuklandılar. Bunu Türkiye'den biliyorduk, alışıktık ama şimdi bunu Belçika'ya taşımaları, Belçika hükümetinin de gerçekten Erdoğan'ın bu konseptine cevap vermesi çok düşündürücü ve kabul edilir bir şey değil. Susturamazlar. Her şey denendi özgür basını susturmak için. Her şey denendi ama susturamazlar biliyorsunuz. Şimdi ben de az sonra arkadaşlarımın yanına gideceğim. Az önce Füsun'u dinledim. Bu tek yapılacak şey hem halkımızın desteğidir basına, sahip çıkışıdır özgür basına. Çünkü biliyorsunuz gerçekleri bizim özgür basınımız dışında duyuran da yok. Özellikle Kürt gerçekliğini, Kürt soykırımına ait gerçekleri özgür basın dışında dillendiren, dile getiren hiçbir basın organı yok. Yani ne yazık ki muhalif yayınlar bile, muhalif diye kendini tanımlayan basında bile bunu göremiyoruz. Avrupa basını zaten duymuyor, görmüyor, aktarmıyor hiçbir şey.
O yüzden özgür basın bizim için gerçekten ekmek kadar, su kadar hayati bir öneme sahip. Gerçekleri tek öğrenebildiğimiz alan. Gerçekten o yüzden de hem halkımızın, hem meslektaşlarımızın, hem bütün basın yayın kurumlarının bu dayanışmayı göstermelerini diliyorum, umuyorum. Çünkü şunu da görmesi lazım Belçika hükümetinin. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu burada, Avrupa Parlamentosu'nun binaları burada. Avrupa'nın özgürlükle, demokrasiyle kendisi övünen Avrupa'nın başkenti Brüksel. Brüksel'de bu kadar hunharca bir baskını gerçekten kınıyorum, protesto ediyorum. Hunharca diyorum, gördüğünüz görüntüleri, o kabloların kesilmesi tamamen kötülük yapmak için. Yani herhangi bir soruşturma olsa bu soruşturmanın gerekleri vardır, raconu vardır. Demokrasi kuralları içinde bir soruşturma yapılır. Bu soruşturma değil. Bu susturma amaçlı yapılan bir baskın. Bu baskını kınıyoruz. Bir konsept bu, biliyorsunuz. Özgürlük hareketini ve Kürt mücadelesini bastırma, yok etme, Kürt soykırımını tamamlama konseptinin parçası olarak görüyorum. Buna alet olan Belçika hükümetini de, Belçika kolluk güçlerini de protesto ediyorum gerçekten. Ben az sonra arkadaşlarımın yanına gideceğim. Oradan da size bağlantılar yapar, son gelişmeleri aktarırım. Çok teşekkür ediyorum Filiz, katıldığın için, yaptığın değerlendirmeler için. Evet, bağlantılarımız devam ediyor değerli izleyenler. TJK sözcüsü Ayten Kaplan bizlerle. Değerli Ayten Kaplan, yayınımıza hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, sesinizi alabiliyorum. Evet, neler belirteceksiniz? Kürt basını yeni bir saldırı ile karşı karşıya bu gece saatlerinde. Sterk TV ve Medya Haber TV'nin stüdyoları basıldı. Oradan bilgiyi aktaran gazeteci arkadaşlarım durumu talan olarak ifade etti. Biliyorsunuz Kürt basını, özellikle Sterk ve medyada dahil, Kürt toplumunun sesi olduğu günümüze kadar ve en çok da kadınların sesi olduğu, kadın katliamlarına karşı, kadına dönük şiddete karşı en çok farkındalık yaratacak yayınlar yaptığı, buna karşı mücadele etti, cinsiyetçiliğe karşı mücadele etti ve kadın haklarının savunusunu yüksek bir sesle yaptı. Neler belirteceksiniz ve yine buna karşı bir çağrınız olacak mı? Başta tüm arkadaşlara, basındaki arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum. Tabii ki bu saldırılar bir politik gerekçelerdir. Çünkü özellikle de Orta Doğu'da ve Türkiye'nin, Türk devletinin yaşadığı, özellikle de AKP, MHP faşist iktidarının yaşadığı darbenin sonucunda Kürt halkına karşı bütün alanlarda yasak eden, men eden ve hiçe sayan bu politikaların maalesef Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması gerekçesiyle bütün Avrupa'daki NATO'ya üye olan ülkelerin içinde Belçika'da merkezi olan bunun yapması şunu gösteriyor bize. Yani Türkiye'deki Kürtlere karşı biçilen soykırım politikasının aleti olan ve onun maşası olan bir noktaya gelmişiz. Yani bunlar da bu son dönemde özellikle de Erdoğan'ın kendisine yandaş arayan, özellikle Kürt halkının üzerinde soykırım politikalarına destek arayan ve bununla birlikte tüm parçaları gezen, işte farklı sorunlara kendine göre çözüm arayışı olup ve kendi çözüm sunarak hem NATO'yu ve yerel güçleri yanına çekerek destek almaktadır. Bu hem işte Hakan Fidan'ın bir yanda Avrupa diplomasisini geliştirerek ve kendisi de Orta Doğu'da değişik ülkeleri gezerek bunu yapmaktadır. Bunu görüyoruz. Yani bir Kürt halkına saldırı hazırlıkları ve
Bunu belli bir noktaya taşıma ve bunu yapmak için de maalesef işte bulunduğumuz ülkelerin de bunu ortak vermesi, Roj Medya TV'ye ve Stack TV'nin stüdyolarına saldırma, yani bir gözdağı verme, işte istersek biz sizin kanallarınızı kapatırız, istersek ararız, bizim şeyimize bağlı, keyfimize bağlı ya da gelişen siyasete bağlı olarak her an yapacağım bir yaklaşımdır. Asıl bütün hukuku ayak altına alan ve demokratik evrensel hukuk çerçevesinde bir televizyonun yayın yaptığı ve demin arkadaşlar da dediği gibi yani hiçbir Avrupa'nın ya da farklı dünyanın basınında Kürtlerin yaşadığı o baskıları ve sınır ötesi operasyonlarla keyfi bombalanan, keyfi askeri operasyonlar yaparak ve insanları tutuklayarak katleden bir devletin yaptığı politikalarını Medya TV besler ve sizin gibi televizyonlarınız yansıttığı için ve bunun çok rahatsız oldukları noktasında ve yapacakları politikaların görülmemesi için elinden geldiği gibi yaptıkları bir yaklaşımdır. Ve bu aramanın ya da sözüm ona neyi aradıkları da belli değil daha. Böyle bir baskın yapıp yani zarar vermekten bulamadığını işte kabloların kesilmesi ve stüdyoların kapıları kırılarak zarar bırakarak sözüm ona işte Kürtlere bir ders verdik mantığıyla ele alınan bir yaklaşımdır. Bu açıdan yani Kürt halkının şunu görmüştür. Özellikle de Nevroz'da ve seçimlerde Kürt halkı özellikle de Kürdistan'ın dört parçasında ve Avrupa'da da irade beyanını bulmuş, vermiştir ve demokratik haklarını isteyen kendi mücadelesini ortaya koymuştur. Kendisine oyunu vermiştir ve kendi belediyelerini yeniden kayyumlardan kurtarmış ve halka hizmete sunmak için mücadele etmiş ve bir seçim sonrası kayyum atama noktasında yeniden bir politikayı denerken halk buna karşı bir irade gösterdi ve bu iradeyi yeniden kırmak istiyor ve bu kırmakla zannediyor ki kendi politikasını şey yapacak. Çünkü son 7 yıldır ve özellikle de psikolojik ve algı operasyonları yaparak halkı korkutan, kendi davasından püskürten, sözüm ona operasyonlarla bu halk artık benim dediğimden çıkmaz, işte biz o bastırdık mantığının tam tersini yaşadı ve bunun acısını çıkarıyor ve gelecekteki tabii kendi politikalarının istediği sonucu olmadığı açıdan şimdi yandaş arayarak bunları yaptırarak işte başta Kürdistan'da ve Avrupa'daki diasporadaki Kürtlere mesaj verir ve buna karşı halkımız zaten akın akın ediyor, sahipleniyor ve bu açıda sahiplenmek kendi sesimizi Medya TV bestler TV'dir ve bu sesimizi kestirmeyeceğiz ve inadına sahiplenerek, inadına onun etrafında kenetlenerek politikaların ve gelecekte kirli oyunların deşifresi olması için arkadaşlarımızın yani bunları yapması için elinden geleni de yapacağımıza inanıyoruz. Bunu da tüm halkı da inanıyoruz kendi kurumlarına sahip çıkacaktır. Çok teşekkür ediyorum. TJK sözcüsü Ayten Kaplan katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Kürt siyasetçi Fatoş Göksungur bizimle. Onun da baskına ilişkin görüşlerini alacağız. Sayın Göksungur, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet, çok kısaca sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Bu gece yarısı Kürt basına dönük baskına ilişkin neler belirteceksiniz? Evet, yani Belçika devletinin kendi polisi eliyle yaptığı bu baskını öncelikle şiddetle kınıyoruz ve kabul etmiyoruz da böylesi bir durumu. Bu aynı zamanda Avrupa'nın başkenti olarak kendini lanse eden bir ülkenin böyle bir hukuk dışı, böyle bir uluslararası skandal boyutuyla 21. yüzyılda haber alma özgürlüğü ve
basın üzerindeki bu baskısı kesinlikle kabul edilemez ve Kürt halkı da bunu asla kabul etmez. Yani adeta geceden bu yana bizim gözümüz kulağımız televizyonlarımızda ve adeta sanki silah depolarını basar gibi, sanki uyuşturucu depolarını basar gibi bir biçimiyle kriminalize ettikleri bir tarz ve tavırla hem Stark TV hem Medya Haber TV ve televizyonların bulunduğu binaların etrafını böyle bir savaş konseptine gider gibi, bir saldırı halinde gider gibi basmaları hiçbir biçimde kabul edilecek bir durum değil tabii ki. Tabii ki bunun nedenleri, bu tamamen sadece Brüksel polisinin yaptığı bir baskın değil. Bunun NATO ile de bağlantısı var. Bunun özellikle geçen yıl 23 Nisan'da başlattıkları Metina'ya dönük, medya savunma alanlarına dönük Türk devletinin başlatmış olduğu soykırım politikasının boşa çıktığını ve tam bir yıl sonra yine aynı biçimde Tayyip Erdoğan'ın Irak'a giderek Irak devletinden bu soykırıma destek istemesi, KDP'nin de adeta önüne halılar sererek bu soykırımda payının olacağını, işte her yere Türk bayraklarını asarak beyan etmesi ve yine uluslararası komplonun devamı olarak da nitelendirebileceğimiz Brüksel'in, Belçika polisinin bu baskını tam da işte Kürt soykırımının bir devamı. Bu niye yapılır? Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir biçimde bir basın yayın kuruluşu neden basılır? Televizyonların sesi neden kesilir? Bunun tek bir cevabı var. O da insanların, halkın, Kürtlerin, Kürt toplumunun, dostların, Avrupa'da yaşayan, Kürtlere destek olan herkesin haber alma özgürlüğünü ve yaptıkları katliam politikalarının hiçbir biçimde duyulmasını engellemeye dönük bir şeydir bu. Provokasyondur, bir girişimdir. Bunu böyle görmek gerekiyor. Özellikle Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın sözde darbe sonrası Türkiye'deki bütün basın yayın organlarını kesmesi, kapatması, gazetecileri tutuklaması yine bunun bir sonucuydu. Yine Avrupa şunu çok iyi biliyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Hitler faşizmi 1933'lerden sonra bütün basın yayın organlarının hepsini, muhalif olan bütün basın yayın organlarının tümünü kapatmıştır. Tek sesle kendi propagandalarını yapan tek sesli bir medya oluşturmuşlardır. Türkiye de aynısını yapıyor. Şimdi Medya Haber ve Stark TV sadece Kürtlerin sesi değil. Medya Haber ve Stark TV aynı zamanda hakikatin sesi, gerçeğin sesi. Özellikle Türk Devleti'nin Kürdistan'da uyguladığı soykırım politikalarına karşı yürüttüğü, halkları kandıran, Avrupa'yı kandıran bu tutumuna karşı televizyonlarımız ve basınımız bunları teşhir eden ve adeta kral çıplak diyen bir pozisyondadır. İşte tam da bundan dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Bugünkü baskıları da aslında bunun en somut örneği. Daha bir ay önce Hakan Fidan'ın Belçika'ya gelmesi ve aynı gün Nevroz günü oradaki Kürtlere yönelik linç girişimleri ve saldırıları ve o esnada yine televizyona dönük ırkçı faşistlerin saldırılarına karşı Belçika hükümeti herhangi bir tutum sergilemezlerken bugün adeta resmen keyfi bir biçimde ve korsanvari bir biçimde televizyonlara bu baskıları yapmaları asla ve asla kabul edilemez. Halkımız kesinlikle kendi sesine sahip çıkmalı. Şimdi sesimizi kısarlarsa bir daha asla sesimizi yükseltemeyiz. Onun için sesimizi kısmalarına asla ve asla izin vermemeliyiz. Biz şu an yoldayız. Medya Haber ve Stark TV'ye gidiyoruz. Ve halkımızla, özellikle Belçika ve Hollanda bölgesinde bulunan Kürtler ve duyarlı herkes televizyonlarına sahip çıkmalı, basına sahip çıkmalı. Kısılmak istenilen sesimize sahip çıkmalı. Çünkü bu sadece Kürtlerin görevi değil. İnsanım diyen herkesin bu politikalara karşı 21. yüzyılda özgürlüklerden, eşitlikten, haktan, hukuktan bahseden
Avrupa ülkelerinin bu politikalarına karşı ciddi anlamda bir tepki oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum Fatoş Göksungur, yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, yeniden Brüksel'e gideceğiz. Gazeteci arkadaşım Rojbin Kurt bizlerle. Rojbin merhaba. Merhabalar. Evet Rojbin, oradan yayınımıza bağlanan gazeteci arkadaşlarımız yaşanan baskını talan olarak ifade etti. Sen de oradasın, bu talanın detaylarına dair neler belirtebilirsin? Şöyle bir bilgi de düşüyor ajanslara. Baskın esnasında televizyon güvenlik personelinin de kelepçelenerek şiddete maruz kaldığına dair bilgiler de var. Elinde ne tür detaylar var? Seni dinliyoruz. Evet, öncelikle ben bir bilgiyi düzelterek başlayayım. Söyledikleriniz zaten gerçekleşen boyutlar. Şöyle, bir saat 1:30 diye baskını vermiştik. Saat tam olarak 1'de baskın gerçekleşiyor. Bu baskın sırasında dışarıya bilgi televizyon yetkililerine bilgi ulaştırılmaya çalışılıyor, fakat bunlar engelleniyor. Bizim öğrenmemiz yaklaşık olarak 2:10 geçe o civarlarda öğrendik ve biz 2:30'da televizyondaki durumu anlamak açısından buraya doğru geldik, fakat girişlerimiz engellendi. Yani iki kez bir giriş denemesi yaptık. Herkesinde de engellemeyle karşılaştık ve bize herhangi bir gerekçe sunulmadı. Gazeteci olduğumuzu, burada çalıştığımızı, görevimizi yaptığımızı yani defalarca belirtmemize rağmen hem görevimizi yapmamız engellendi, hem de tutuklamayla tehdit edildik. Yani herhangi bir şekilde geçme ya da herhangi bir gazeteci olarak yayın yapma hakkımız dahi elimizden alındı. Sabah saat 4:10'a kadar ortalama olarak 3,5 saat bir arama, baskın, yani bir talan kavramı gerçekten de buradaki mevcut durumu karşılıyor. Özellikle kapıda bulunan hem müşteriler hem de görevli arkadaşlar buradaki aramalar sırasında polisin kapılara yönelmesine anahtar verelim dediklerini, fakat polisin anahtarı almadığı, gerekli görmediği ve bütün kapıları kırdıklarını gözlerimize gördük. Hepsini zaten tespiti yapılıyor. Tek tek çekimleri falan da yaptık bunları. Yani anahtarın olduğu bir yerde kapıları kırıyor olmak bir yaklaşımdır. Bir zarar verme, bir talan mantalitesidir. Yani bunun başka bir izahı yok. Çünkü teklif edilmiş. Buradaki çalışanlar kelepçelenmiş. Telefonlarıyla ailelerine haber vermeleri engellenmiş. Yine çeşitli insani ihtiyaçları karşılanmamış. Gazeteci arkadaşımız Ayşe Kara yine bir süre burada tutulmuş. Yani bunların hepsi gözaltı, yani götürülmemiş karakola ama gözaltı olarak burada tutulmuşlar ve herhangi bir şekilde insani ihtiyaçları dahi karşılanmamış. Burada yine bizim gözlemlediğimiz mesela kapıların kırılmasının yanı sıra bazı malzemelerin alınmış olduğu, kitapların alınmış olduğu, fakat tam olarak ne kadar şey çıkarıldığı konusunda henüz bir tespit yapılabilmiş değil. Buranın hani yetkilileri daha henüz bu konuda bir açıklama yapmadılar. Fakat gazeteciler olarak çalıştığımız bu yerin tamamıyla talan edildiğini, polisin yaklaşımının hem görevimizi yapmamızı engellemesi, hem yapılan baskının türü gerçekten oldukça dikkat çekici. Buranın sorumlularının dahi buraya girilmesine izin verilmedi. Ne avukatın ne buranın yetkililerinin girmesine izin verilmeyen bir yerde ortalama olarak 150-200 polisten bahsediliyor. 200 polis burayı daha talan etmiş. Artı şunu söylemek gerekiyor, bunun bütün köyü de bir çeşit ablukaya alma durumu yaşandı. Biz buraya gelirken defalarca yolda kontrol edildik. Sürekli olarak gece 2:30'dan
Yaklaşık olarak saat 4:30'a kadar sürekli olarak bunu yaşadık ve bu sokaklarda resmen yani evimize gitmemiz için hem takip etme, evimize kadar takip etme, geri dönüşlerimizi takip etme gibi durumlarla yüze geldik. Yani bununla bir gözdağı verme, bir yani bir çeşit görevimizi yapmamızı engelleme gibi girişimlerde bulundular. Şu anki mevcut durum tespit edilmeye çalışılıyor. Nelerin götürüldüğü, yani ortada ciddi anlamda işte dediğim gibi kapıların kırılması, işte bazı malzemelerin götürüldüğü ortada, dağıtılmış, dolapların kapıları kırılmış. Yani böyle bir durumla yüzdeyiz. Yani bundan sonrasını tabii ki dediğim gibi buradaki yetkili arkadaşlarımız genel durumu böyle yani neler olduğunu bir tespit edip daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklar. Kamuoyuna da, Kürt kamuoyuna da çağrılar vardı. Kendi sesine, televizyonlarına, basına sahip çıkma çağrıları vardı. Oraya gelen bir kitle var mı? Bu konuda neler belirtebilirsin? Yani dün geceden beri yapılan yayınlar sonunda gelenler var. Tabii biz şu an içerideyiz. Yani mevcut durumu dışarıda görme şansım olmadı. Fakat dışarıdan bir akış var. Ve polis burayı saat 4'ü 10 geçe terk etti. Yani mevcut durumda bize yani kendi çalışma koşullarımıza ve mevcut duruma bakıyoruz. Gelenler var. Evet, bizim de buradan çağrımız var. Özgür basına sahip çıkılması, hem sterk stüdyolarının hem de medya haber stüdyolarının basılmasını biz burada basın olarak zaten kınıyoruz. Kınamanın ötesine bu mevcut durumun hakikaten yani neyle izah edeceklerini, bir gerekçeleri, yani gerekçesiz mi gelindi? Tabii ki gerekçeyle gelinmiş ve biz bunları öğrenemiyoruz. Neyle geldiklerini öğrenemiyoruz. Neden bize bu baskı yapıldığını öğrenemiyoruz. Bizi neden engellediklerini öğrenemiyoruz. Bu kadar zarar vermelerinin nedenlerini öğrenemiyoruz. Böyle antidemokratik, böyle saldırgan, başka türlü yana izah edemiyoruz. Yani başka isimlendire bilecek koşullarımız yok. Yani biz gazeteciyiz, görevimizi yapıyoruz. Bu gecenin bu vakti bizi evimize zorla gönderemezsiniz dememize rağmen biz de bu gece işte uyumuyoruz dediler. Biz de bu halimize uyuyamayacağımızı söyledik. Çünkü mevcut Kürdistan'da yaşanan gerçeklikle burada bizim yaşadığımız gerçeklik birbirine örtüşüyor ve bunu engellendiğini ifade etmek gerekiyor. Özellikle Kürdistan'daki gerçekliği yansıtmamız, Kürt halkının yaşadığı trajediyi yansıtmamız, Kürt halkına dönülük şu an Türk Devleti'nin uygulamaya çalıştığı soykırımı yansıtmaya çalışmamız, bunu dünyaya anlatmaya çalışmamız, Kürt halkının sesini duyurmaya çalışmamız engellenmeye çalışıldı burada. Türk Devleti'nin politikalarından biz bağımsız görmüyoruz. Yani biz gazeteciler olarak bunu bağımsız görmüyoruz. Bizim gazeteciler olarak Türkiye'de yaşadığımız sorunlar ortada, burada yaşadığımız sorunlar ortada ve biz bunları sadece işte Belçika Devleti'yle tabii ki polisiyle izah etmiyoruz ama onlardan bağımsız değil. Onlar adına burayı basma, onlar adına burayı talan etme, onlar adına kapılarımızı kırma hakları yoktur. Bize bunun gerekçelerini çok daha net olarak ortaya koymak durumunda. Zaten bunun bir gerekçesi yoktur. Burası bir basın kuruluşudur. Özgür basın kuruluşudur. Kürt halkının sesini duyurmaya çalıştığı bir basın kuruluşudur. Bunun hiçbir izahı yoktu. Hiçbir neden dahi ortaya koyamazlar. Yani elbette buradan bakarak şunu söylüyoruz. Yani biz bu mevcut politikayı, yaklaşımı, bu baskıyı, bu talanı, bu kırma ve dökmeyi kınıyoruz ve reddediyoruz bu şiddeti. Evet, çok teşekkür ediyorum Rojbin Kurt. Önemli bilgilerdi, önemli değerlendirmelerdi. Katılımın için teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, gazetecilik suç değil. Bunu Kürt basını onlarca yıldır haykırmaya devam ediyor. Kamuoyunun da haber alma hakkı var. Bu hak engellenmek isteniyor. Bu yeni bir durum değil. Kürt basını bu baskılarla yeni karşılaşmıyor. Onlarca yıldır buna benzer baskılara karşı boyun eğmedi, biat etmedi. Brüksel Avrupa siyasetinin başkenti elbette. Brüksel gibi bir yerde bu talan, bu baskın gerçekleştiriliyor. Yeniden hatırlatmış olalım.
Ser TV ve Medya Haber TV'nin stüdyoları gece saatlerinde onlarca polisin katıldığı bir operasyonla baskına maruz kaldı. Baskının hedefi oldu. Bu 4 saate yakın süren baskında televizyon stüdyosu, çalışma ortamı hepsi talan edildi değerli izleyenler. Bültenimizin, yayınımızın girişinde de belirttik değerli izleyenler. Kürt basını onlarca yıldır birçok sınavdan geçti. Gazeteler, Kürt gazetelerinin binaları bombalandı. Onlarca gazeteci katledildi ve onlarcası da şu an Türkiye cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Sürgündeki Kürt basını da bu tür baskılara dönem dönem maruz kalmıştır. 2010'da da yine aynı yerde Denderlof kentinde Kürt televizyonları benzer baskına maruz kaldı. Stüdyoları, binaların kapıları mühürlendi değerli izleyenler. Kürt basını yeni bir kriminalizasyon, yeni bir öcüleştirme furyası, politikası ile karşı karşıya değerli izleyenler. Evet, bu baskınları çok gördük ama bu baskınları yapanlar da şunu gördü defalarca. Kürt gazeteciler hakikaten hiçbir zaman, hiçbir koşulda taviz vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Bunu Kürt gazetecileri olarak bir kez daha tekrarlamış olalım. Özel yayınımız devam edecek değerli izleyenler. Yaşananları ve Brüksel'deki durumu, yine halkın televizyonlarına, basına sahip çıkmasını, buna yönelik gelişmeleri özel yayınlarımızda aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.